Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Yanlış şu aslarımı çeker misin? Oğlumdaki asalete bir bakın ya. Gene videoya başladığımı gördü. Anadolu'nun öz evladı teşrif etti arkadaşlar. Maşallah bugün hava çok güzel. Kaç gündür biliyorsunuz çok yoğun bir sıkıntı çekiyorduk şu yağmurdan, sağanaktan, soğuklardan. Şimdi işte insanoğlu, yağmurda yaranamazsın insanoğluna. Karda kıyamette yaranamazsın. Sıcakla yaranamazsın. Yağmurda soğuk diye hazırlıyorduk. Şimdi sıcak diye hazırlıyoruz ama yanıyor arkadaşlar. Gitsek şöyle barajda, denizde iyi bir yüzeriz aslında da. Belki bir sürpriz yaparım size. Ne diyorsunuz, gidelim yüzelim mi? Tam böyle yüzecek hava var adam. Böyle acayip bir sıcak. Adamı da hasta eder ama olsun arkadaşlar. Ben de az önce Isabel'le süslümü bir saldım. Dedim kızlarım bir gelsin. Şu güneşin tadını bir yakından çıkarsınlar. Onların oraya iyi güneş vurmuyor. O yüzden onları koyduğumuz kafesi de iyice bir yere saman serdik. Çünkü Isabel Hanım sağ olsun yerde tepine tepine at gibi olduğu için samanların hepsini toprağa karıştırıyor. Günlük 1,5 balya saman yiyor benim kızım. Yesin canın sağ olsun. Faysal o kadar yemiyor kız. Süslü, gel bakayım şuraya, gel. Gel. Kıskanmayın bakayım birbirinizi, kıskanmayın. Hele benim kızlarım. Arkadaşlar bugün yavrularımıza ziyafet yapacağım. Yavrular da sahiplendireceğim. Onun hakkında da konuşacağım sizlerle. Ziyafet dedim de onların ilk öğünlerini hazırlayacaktım. Dedim video çekeyim sizlere. Onu da göstereyim. Sizler de o sırada beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ama şu Apollo'ma gelin bir yakından bakın, gel. Apollo! Gel oğlum, gel. Anadolu'nun öz evladı, gel. Şu oğlumdaki hasarete bak. Maşallah. Allah! Oğlum kaç kilosun sen ya? Gözünü seveyim be. Şu aslanım şu gözlerini bir yakından al bakayım. Karizmanın öz evladı. Anadolu'nun bağrından kopup geldi benim. Aslan onun baksanıza nasıl büyümüş arkadaşlar. Videoları da küçük çıkıyor. Şimdi ben de zayıf bir adam değilim ha. Ben de iri yarı bir adam bak. Bak kaç aylık bunlar. Aniden bir boy atacak, bir büyüyecekler var ya. O zaman sizin izleyin. Apollo çok deli dehşet geliyor. Aynı şekilde Marastos'u, Sevda da, Zara da zaten dişiler. Maşallah özellikle kaplan erkeklerden de büyük. Benim kızım nerede kaplan? Burada mı? Yok, kaplan yine bir yerlere gitmiş arkadaşlar. Apollo hadi in bakayım aslanım. Rahat. Yavrular Apollo 30 kilo var. Rahat var arkadaşlar. Dişiler de onlardan 6-7 kilo daha aşağı olsun var. Maşallah gelişimleri çok güzel. Anneden falan bayağı büyüdüler. Bak geceyi geçtiler bak bak. Görüyor musun? Dişiler aynı boyunda zaten. Bir kalıp yok. O da daha yavru oldukları için erkekler geceyi bile geçti. Süslüm ne oldu ne? Mia! Az önce Mia da sandıklarını kapattım. İzlemenle bizim kavga etmesinden ödüm. Mazlum'a beni sevmek istiyor. Mazlum gel. Gel bir seveyim gel. Yakışıklı oğlum benim. Ne haber? Aslanım benim. Mazlum sana... Bak. Mazlum'un da böyle boyu var. Onu böyle seveyim de üstüne işiyor. Bak ayağıma işiyor. Ama oğlum bu kadar heyecana gerek var mı ya? Gözünü seveyim bir sakin ol. Ayı gelsin ayı da sıra. Bir saat daha gelsin sonra seni salacağım tamam. Anlaştık, ver elini. Ver elini hadi anlaşalım bakalım. Aferin benim Mazlum'a. Şimdi bağırmaya başlar. Sayıyorum bir, iki, üç. Şaşırttı beni lan. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Kafesleri bir temizledim. Yavruları da çıkardım buraya. Gelin yavrularımızın yanına bir gidelim. Onların son durumlarını göstereyim size. Artık büyüdüler. Ufaktan artık bir sahiplendirme yapmamız lazım. Çünkü diğer yavruları da geciktirdim. Sonra sıkıntı oldu bana. Bu sefer hayvana bağlanıyorsun. Bağlandıktan sonra sahiplendirmesi de çok zor oluyor. Gel. Gelin bakayım neredesiniz siz? Aşklarım benim neredesiniz? Nerede bebeklerim? Babası nasıl seviyor bu yavrularını? Nasıl? Kuzularım maşallah yavrularımız çok makine gibiler. Yani harbiden sanki kangal yavrusu değil de Gökhan pitbull yavrusu gibi değiller mi? Aynen abi askı yapıyorlar askı sabah. Askı yapıyorlar tavukları tutup atıyorlar sağa sola. Birbirlerine çöküyorlar devamlı. Yani bunlarda öyle bir kan var ki çok deli bir kan arkadaşlar. Maşallahları var. Acayip özgüvenler. Normalde kangal yavruları böyle çok hiperaktif olmaz. Daha şey olur böyle daha sakin olur ama bunlar bildiğin şey. Aynı pitbull gibi. Ya da dedim diğer bizim köpeklere mi özeniyor acaba? Raptor! Aslanıma bak sen. Kamerayı görünce bağırmaya başladı maşallah benim oğluma. Babacım gelin bakayım yanıma gel. Gel şimdi arkadaşlar. Bu ikisi oğlumuz zaten biliyorsunuz. Zaten bizdeki dişi de gel. Kızım. Dişimiz maşallah erkeklerden de büyük. Herhalde bu döş yavrusu ama çok dikkat etmedim de ben. Döş yavrusu olduğu zaman arkadaşlar döş yavrusu ne demek?
İlk doğan yavru, en çok süt emen yavruya döş yavrusu diyoruz. Bu büyük ihtimalle çok süt emdiği için erkeklerden bile büyük maşallah. Kızım, siz ne kadar yaramazsınız bakayım siz. Gel gel. Gel. Aslanlarım benim. Koş. Hadi. Güneşi gördüler ya, biraz mayışlılar arkadaşlar. Gelin bakayım şimdi, birazdan yemekleri kaldıracağım. Ya şuna aptalın da gazarda bak ya. Ya arkadaş çıldırıyorum be, hayvan bu kadar yakışıklı olabilir mi ya? Karizmanın öz evladı maşallah. Tavuklarım ne haber? Dün de buraya yeni bir saman serdim. Sağ olsun benim tavuklarım samanlarla oynamayı seviyor. Dedim yenisini bir serelim buraya. Çok ıslak kalmıştı. Kümeslerin içini, önlerini güzelce bir saman yaptım. Bakayım yumurtalarımız ne alemde. Ördekler ne haber? Yatıyorsunuz mu bakayım siz? İşte yumurtalarımızı bir yakından göster. Maşallah. Bereketli olsun inşallah. Yaklaşık olarak 3-5-6 tane yumurtamız var maşallah. Ya cımbılı niye ısırırsın ki? Bugün ama küçük yumurta yok ha, değil mi? Oğlum o yumurtaları elde mi? Hani lan küçük, ha şu küçük köşede küçükmüş. Aynen. Bir bu küçük bak. Dün şey yazmışlar Gökhan yorumlara. O demişler ettiklerin değil. Anladın mı? Nereden biliyorlar onu? Ben başındayım, ben görmüyorum da millet nasıl biliyor onu da anlamadım. Kılavuz yumurta 5 tane yumurtluyormuş arkadaşlar. Dün bir bilir kişiye sorduk, öğrendik. 5 tane yumurtluyormuş kılavuz. Yaklaşık bu yumurtalardan 15-20 tane oldu şu en ufaklardan. Anladınız mı? Acaba ördeğin mi? Yok, ince kabuklu. Ördeğin zaten büyük olur. Bilmiyorum ki kimin. Ama bak minicik, bıldırcın yumurtası bir tık büyük maşallah. Bugün de 6 tane yumurtamız var. Valla yumurta yemini biraz azalttım. Ya nereye koyayım bu kadar yumurtayı be kardeşim be? Tamam anne, Türkiye ve yurt dışına ithalat, ihracat yapıyorum yumurta konusunda da. Fazla yani. Yumurta ihtiyacı olanlar, alo Tayfun Demirci Instagram'dan hemen ulaşsın bana. Tüm Türkiye'ye kargomuz mevcuttur. Kargomuz ücretsiz. İsteyenler bana ulaşsın. Türkiye'nin her yerine. CG ile dağıtırız abi. He? CG ile dağıtırız Türkiye'nin. Benim motorla gelip dağıtım yaparız. Lan o yumurtayı yemeyin ha. Duydunuz mu? Sizin yemeğiniz ayrı. Güvercinlerin de hatta şu şeyini bir açalım bak. Daha açmadık. Gözünü de bir açalım. Yavruları saldım ya. Onları salmadım o yüzden. Yavrular dedim güvercinlere zarar vermesinler. O yüzden bırak şimdi burada kalsınlar. Yavrular bir iki saat daha gelsin. Ondan sonra onları göstereceğim işte. Salarız yani. Dün de kazları göstermeyi unutmuşum. Kolluk yaptık demişim ya size. Birazdan onu göstereceğim. Gelin onun öncesinde arkadaşlar yavrularımızın yemeklerini hazırlayalım. Ondan sonra cığıma onların yemekleri hazırlanırken kazların oraya gidiyor. Bak gene kovalıyor. Oğlum! Elleme şu tavukları. Alo! Bunlar tavuk çoban köpeği Gökhan. Bunlar tavuk çoban köpeği. Tavuğu süreyim ben. Her raptör baba aslanım benim. Artık arkadaşlar haç devrini bıraktım biliyorsunuz. Eskiden çok ateş yakardım yemek yapmak için. Artık onu bıraktım. Siz bekleyin burada. Dur geliyorum. Artık tüpümüzde devam. Bugün ne yapacağız? Gene tavuk. Ne yapalım? Şimdi tüpümüz hazır arkadaşlar. İçeride yapacaktım da dedim şimdi içeriği boş ver. Yavrular şimdi o kaynarken yemeye çalışırlar. Onların tavuklarını ayırdım. Buraya hafif buzluydu dedim az sözü için. Şöyle arkadaşlar. Çorbalık. Etli çorbalık. Etleri görüyorsunuz zaten. Kemik değil. Bunu veriyorum. Kaynatacağız şimdi. Hafif çiğliğe gitsin. Çok kaynatmayacağım. Çünkü tavuk kemiği çok kaynatıldığı zaman keskin oluyor. Biraz da bu çorbalıklar but kemiği olduğu için çok keskin olmuyor. Bunlar kafes ya. Bu şeyler sıkıntı. But kemiği var ya hep vermeyin diyor. Onlar sıkıntı arkadaşlar. Şimdi şunu az bir su koyayım. Tamam mı? Şöyle su olsun. Hafif kaynasın. Ekmek aldım 4 tane. Hayır İzamer. 4 tane ekmek aldım. Ekmekle en son karışacağız bunları suyla muyla. Vitaminlerini ek besinlerini ekleyeceğim. Hayır İzamer. Çünkü akşam kızım. Durun evladım. Durun bakayım dur. Size yavruyken az mı baktı babanız böyle? Ek besinlerini ekleyeceğim, ekmekle karıştırıp vereceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Yaklaşık şurada 2 kilo tavuk var bu arada. Çorbalık olduğu için ağır arkadaşlar. Bunu hemen bir anda hepsini yiyemiyorlar. Ben önlerine bırakıyorum. Acıktıkça yiyorlar. Yani bir gün içinde bitiyor. Tamam şöyle iyice bir suyu dolsun bakalım maşallah. Mazlum baba acıktın mı sen de? Sizinki akşam oğlum. Şöyle. Tamam. Hadi çıkın bakalım. Herkes hazır da bekliyor. Şu tiplere baksana. Ne oldu? Gençler de kendini genç sanıyorum. Müsaade edin bakayım. Haydi Zoş.
Aslında bunun baharatını eklemedik. O zaman da tabii olmaz ki Gürkan. Nasıl yapacağız gerçekten? Kapıyı kapat. Hayır. İzabel. Hayır İzoş. İzoş sen de herkesten önce geliyorsun be kızım be. Gözünü seveyim be evladım. Kapat gelsin İzabel. Yabancı değil. Dur İzoş hayır. Çık bakayım yanarsın. Yanarsın. Hayır. Dur. Şimdi gel. Küpümüzü yaktık arkadaşlar. Bunu da böyle en köşeye alayım. Tamam mı? Köpleyelim bunu da güzelce. Gittik tavayı da kulpsuz aldık. Şimdi nasıl tutacağız bunu? Neyse artık bir açarı halledeceğim. Şimdi bu bunun üstünde arkadaşlar. Bir yarım saat 45 dakika kaynayacak. Tamam mı? Biraz çiğliği gitsin tavuğun. Hafif suyunu salsın. Ondan sonracığıma da ekmekle karıştırır veririz. İzoş gel bakayım sen buraya gel. Ele benim minik kızımı şu sevimliğine bak sen. Bu nerenin öz evladı? Anadolu'nun mu? He. Hadi gel bakayım şöyle gel. Hadi geç. Hadi bakayım geç. Hadi dur orada. Dur. Tamam. He. Meraklı melat ne oldu? İzoş. Ne güzel durdun orada. He. Prensesi. Bırakayım mı seni orada? Aslında güvercinlere bunun üstüne yapacaksın ha. Aynen. Değil mi? Güvercinlere yüksek yer olursa daha buraya güzel. Buraya da 5 basamaklı merdivenler var ya. Alacaksın al buradan ondan. Çıkacaksın buraya rahat rahat. İlgileneceksin de şeyi kafeslerin içine düşerlerse sıkıntı. Bir şansı o zaman köpekleri vallahi ziyafet olur. İzacığım ne tatlı çektin sen. Ömsün babası hadi gel. Gel alayım gel. Hadi gel. Hop 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 hop. Kıymet bil, kıymet. Babanız nasıl taşıyor sizi, nasıl? Omuzlarında taşıyor, omuzlarında. He. Nasılsınız? Çok iyi. İzabel'imin tatlılığı zaman. Aç kapıyı, çıkalım gerçekten. Kıskanmayın, hepinizi alayım bir. Faysal'ı alayım böyle, Faysal'ı. Çıkın bakayım gençler, bir müsaade edin babaya. Bir müsaade edin babaya, hadi gidin. Gidin. Biz taşıyoruz, dur ya. Bekle. Gel. Hadi indiriyoruz beni, tamam. Kızım benim aferin kavga yok he. Gerginlik istemiyorum. İzabel bir şekilde ters baktı. Hayır. Git. Şubarma lan. Hayır dedim. Şekiye ters baktı az daha Şekiye saldıracaktı. Şey yaptı bir anlık kaza geldi arkadaşlar. Benim kızlar niye böyle biliyor musunuz hepsi? Çok sevdiğim için onları beni paylaşamıyorlar. Gidelim kazlara bakalım. Kazların size folluklarını bir göstereyim. Bakın nasıl olmuş. Yumurtamızda dedim ya bir sıkıntı var. Morluk var diye. Ona da bir bakın bozulmuş mu bozulmamış mı? Ona göre ne yapacağız bir tavsiye verirsiniz arkadaşlar. Haydi. Şimdi arkadaşlar kazların odasına geldik. Şimdi size ben ne yaptığımızı göstereyim. İlk önce bahçede şöyle bir lastik vardı. Kalın en büyük lastik. Bunu buraya ayarladık tamam mı? İçine de saman doldurduk. Şu anda bunun içinde 5 tane yumurta var. Bu 5 tane yumurta dışarıdaki değildi. Kazın birisi buraya kendisi böyle yuva gibi bir şey yapmıştı yuvarlak. Ondan sonra dedik garanti olsun. Oradan alalım lastiğin içine saman bastık. Buraya koyduk bu 5 tane yumurta kesin çıkacak. Çünkü bunlar içerideydi. Bunlar hiç su yemedi. Bunlardan yana bir sıkıntı yok. Ortaya da böyle sedir koyduk. Şimdi ben Beytullah abi de kazları var diyor dedi ki bana. Kazlar dedi yumurtladığı zaman birbirini görmemesi lazım. Çünkü dedi yumurtayı paylaşamazlar. Gider onun yumurtasını da yeter. Hani kavga edebilirler falan filan. O yüzden onlar dedi görmesin. Ben de düşündüm en mantıklı dedim. Şimdi dedim oraya yatarken böyle dedim göremez. Bu dedim böyle dursun tamam mı? Bu şu anda burada. Sonra bu diğeri. Bu tahta da niye burada ben de bilmiyorum. Sedir ayaklasın diye abi. Sedir sabitlemiştik bunu. Sonra açığıma bu dışarıdaki yumurtaları aldık buraya taşıdık. Samanı bastım bunun içine yenisini. Ondan sonra şimdi arkadaşlar yumurtaları koyduk fakat sonra bir geldik yumurtalar hep samanın altında. Dedim Gökhan bu niye böyle yapmış? Abi dedi yumurtalar ısınsın diye yapmışlar dedi. Şimdi bak yumurtaları göstereyim size bakın arkadaşlar. Yumurtaların artık şöyle ışık iyi mi? Nerede iyi? İyi şöyle iyi. Bakın rengi gitmiş yumurtaların. Gördünüz mü? Bak yumurtaların rengi gitmiş arkadaşlar. Bunlar dışarıda kalanlar. Su yemişti. Aslında bunlar. Dışında mı yumurtanın dışında mı abi? He. Dışında zaten. Acaba dedim oradaki pislik yani çamur ya. Aynen. Onun rengi mi geçti dedim de. Bu yumurtaların hepsi böyle rengi. Bunlar ama. Şimdi arkadaşlar o lastik dışarıdaki lastik normalde su basmamıştı.
su o kadar dolmamıştı. Sonra bir su yağdı, yani bir yağmur yağdı, komple lastik bile suyun altında kalmıştı. Şimdi su biraz çekti durdu diye de, sonra işte bunların hepsini aldık taşıdık buraya. Koyduk şu anda bunun içinde, yumurtalar da soğuk hatta şu an. Kazlar gündüz pek yatmıyorlar, ayol akşam yatıyorlar. Zaten kendileri artık buraya girip çıkmaya başladılar. Yaklaşık burada da 7-8 tane yumurta var. Yani bu fondon birisi böyle, birisi böyle arkadaşlar. Burada da yemleri var. Şey veriyorum onlara da. Mısır, buğday, karışık, arpa da koyuyorum. Bu üçünü yiyorlar. Tabii yeşillik yese daha iyi olur da köpeklerden sev, salma şansımız pek olmuyor. Köpekler parçalar diye, yer onlar diye. Ama onun da planlamasını yaptık. Daha önce demiştim ya size, arka tarafı bölelim diye. En kısa zamanda orayı da böleceğiz. Tamam mı? Yalnız fare gelmiş bak. Fare pisliği var. Bu bir zarar verir mi kaza? Verebilir abi. Şu anda çözüm yok ki kardeşim şimdi. Ya burası tarla olduğu için her yerde yem var. Kilerde, evin orada, burada, dolmanın her yerde yem olduğu için fare dadanıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi size yılan geçen fare de ilk geldi şöyle ufacık diye Gökhan. Bir baktım kol kadar olmuş fareler. Bunları yiye yiye hayvanları da iyi besliyoruz. Anladın mı? Devama giriyor. Onları da besliyoruz da işte inşallah fare pisliği bir zarar vermez. Benim bildiğim fare pisliği koyuna ve ineğe zarar veriyor. O da geçen bir belgesel izledim. Koyunun samandan içine fare pislik yapmış, tamam mı? Onu yiyor, koyun zehirleniyor. Ama köpek... Güvercinle tavuğunki de ineğe zarar veriyor abi. Değil mi? Ama fare zehirlemiş işte. Köpekte mefekte hiç öyle bir şey görmedim de. Tavukta falan da şahit olmadım da inşallah kazda da olmaz. Sanmıyorum. Kaz şimdi tavuğa güvercine göre daha dayanıklı bir hayvan. Bir şey olacağını sanmıyorum da oluyor arkadaşlar yani. Gelmiş bak buraya pislik yapmış. Ona yapacak bir şey yok. Her yeri fare abi. Bir doğurdum 10-15 tane doğuruyor fare. Vardır emin ol. Burada binlerce fare vardır. Arkadaşlar. Şimdi etraf böyle gördüğünüz gibi varsa bir eksiğimiz söyleyin. Gelin kazları da göstereyim ben size. Eğer burada daha yapacağımız bir şey varsa yorumlara yazın. Kazlarım ne haber? Aslanlarım benim ha? Anadolu'nun öz evladı bunlar. Maşallah adamlarla karizmaya bak ya. Onlar da yan kafese girmiş. Bak hele köpeklere. Kazlarım burada devamlı bana saldırıp duruyorlar. Bakın buralar komple su arkadaşlar. Aslında kazlar için 10 numara bir mekan da. Yüzüyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Suları eksilmiyor. Ama işte o folluk içeri girmiyor diye oraya koymuştum. Ondan sonra sıkıntı oldu. Onlar şimdilik burada takılıyor. Sıkıntı yok. Kazlarımızın durumları iyi. Dediğim gibi varsa bir eksiğimiz yorumlara yazın. Tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Biz de bu işte yeniyiz, daha öğreniyoruz. Siz de beni anlayın. En kötü bozuldu derseniz onu yesem bir şey olur mu? Ona göre evde kırıp yiyeyim onu. Her Gökhan. Bozulduysa abi yenmez. Ya bakarız işte bozulduysa. Kokmaz mı bozuksa? Çok kötü kokar. Yumurtadan tiksinirsin. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar şimdi yemeğimiz hazır. Gökhan şu tavuğu bir yakından göster şöyle. Çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Saldı kendini. Hatta bir ara suyunu çekmiş yenisini ekledi üstüne. Şimdi ilk önce şöyle... 3 tane ekmeğimiz var. Normalde 4 taneydi de bizim Faysal kaşla göz arasında arkamız dönükken ekmeğin birini götürdü arkadaşlar. Dedi bu oğlum canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Yesin benim aslanım. Faysal'a bir dahaki ziyafette ekmek de getireceğim. Çünkü Faysal ekmeği çok seviyor arkadaşlar. Bayılıyor ekmeği. Şimdi ilk önce şu ekmekleri şöyle güzel bir şekilde şu kabın içine iyi bir dileyim, tamam mı? Şimdi şöyle. Şu kapıyı çeksene. Siz de hazırdan mı bekliyorsunuz? Evet bebekleriniz. Yemeğiniz akşam. Acele etmeyin. Şimdi şunu tuttum arkadaşlar. Güzel bir şekilde şöyle içine dökelim. Etini, tavuğunu hepsine. Tamam mı? Burası hazır. Sorun acaba. Şöyle vitaminli koyacağız. Tabi çok sıcak. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle vitaminini koyduk. Tamam mı? Şu vitamini de koyacağız. Şöyle Allah kolum yandı. Şöyle bu da tamam. Şimdi bunu iyi bir karıştırmamız lazım Gökhan. Gel. Senin ellerin kuvvetlidir. Senin ellerin iyidir Gökhan. O işi sana bırakayım. Ne diyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Sen insan mısın be? Oğlum elim yanmayacak olsa sana verir miyim ben bunu? Dikkat et, yakma kendini Gökhan. Şaka mısın? Lan oğlum yakma, dikkat et.
Ne oldu ya? Bir sıcaktan mı korkuyorsun be kardeşim be? Allah Allah. Dikkat et oğlum bak şaka. Şakaya gelmez o iş kaka. Bırak biraz soğusun, acele etme. Soğusun. İyi olmuş mu? Bir bak bakın tadına. Vitamin de koydum. Ben oruçluyum kardeşim. Ben şimdi yiyemem onu. Allah sen yiyorsan ye. Akşama ayırayım. Akşama ayırırsın sen. İyi bir karıştır bakayım onu. Şöyle yavrularımıza iyi bir ziyafet çektirelim. Ekmeği harmanlasana. Abi harmanlayacağım da suyu bayağı sıcak. Sıcak mı? Dur elini ben yakma o zaman. Ya. Elini yakma, elini yakma. Dikkat et. Eldiven ne yaptık biz? Eldivenle olmaz o. Yalnız biraz da fazla oldu gibi ha. Neyse onları yer zaten. Bittik şey ama... Yemeğimiz bu arkadaşlar. Maşallah 10 numara oldu yemeğimiz. Yavrular bunu iyi bir yer şimdi. Heh. Ekmeği de karbonhidrat diye. Yoksa bu kadar tavuk yeter de sadece tavuk kilo aldırmıyor. Biraz da karbonhidrat takviyesi yapmamız lazım o yüzden. Şimdi bu iyi bir soğusun. Onu bir ayarlayalım arkadaşlar biz. Ondan sonra devam edelim. Bunu bir soğutmamız lazım çünkü. Değil mi bebekler? Siz acıktınız mı bakalım siz de? He? Vallahi benim bile canım çekti. Ben de yemiyorum. Ne yapacağız? He? Akşam tamam mı? Tamam mı gençler? Orucu boz abi. Hayır hayatta bozmam. Lafa bak. Oruç bozulur mu lan? Arkadaşlar şimdi yemeğimizi hazırladık. Şöyle güzelce bir bakın. Tavuklar güzelce bir yayıldı. Ekmekle de harmanladık bunu. 10 numara oldu. Biraz soğusun diye bekledim. Şu an çok haklılık. Şöyle yemeğimiz 10 numara oldu. Vallahi öyle güzel kokuyor ki benim canım çekti ya. Vallahi billahi gökhan. Orucu boz abi. Bozmam işte. Nasıl bozayım? Vallahi billahi 10 numara oldu arkadaşlar. Gelin şimdi gidelim yavrularımıza bir verelim. Bebeklerin güzel bir ziyafet çeksin, yesin onlar. Dur bakayım. Gençler bir müsaade edin bakayım siz. Hayır. Hayır hayır geç gelin bak. Bir müsaade edin bakalım beyler bayanlar. Durun. Bir baba yesin bakayım. Yemesin yemeğiniz akşam. Her şeyin sırası var. Duydunuz mu? Her şeyin sırası var. Şu topluluğa bak ya. He? Hepsi elinde ekini bekliyor. Vallahi benim de canım istiyor. Ben de yemiyorum. Ne yapacağız? He? Ben de yemeyeyim oğlum. Ayı bile beyefendi orada yatıyordu. Yemeğin kokusunu alınca kalktı geldi arkadaşlar. Sabahtan beri kalkmayan ayı. Elim yandı abi ya. Yandı mı? Aynen. Allah Allah. Ya kardeşim dedim ki sana sıcak yere elini o kadar sokma. Gördü kamerayı erkeklik yapmıyor. Daldırıyor. Şimdi elim yandı. Adayı. Gelin. Bebekler gel. Gel açlarım benim ya da gel şurada vereyim. Gel. 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 Hadi bakayım gel. Aslanlarım. Yarasın benim bebeklerim ha. Ver bana. Aslanlarım benim. Yarasın onlara bitirin hepsini tamam mı? Şimdi birazdan tavuklar da kokusunu alıp gelmeye başlar arkadaşlar. Vitaminli her şeyini kattım zaten. Biraz... Ben her iyi kırmışım ama. He güzel dağıtmışım maşallah. Oo. Ulan koskoca yemeği paylaşamıyorsunuz mu? Baksana abi dişi çok fena ya. Dişi erkeklere bile gider yapıyor maşallah. Dişi diğerlerinden de fena ha. Oğlum hepinize yeter hepinize. Kuyrukları da diktiler bak. Bak. Cinayet çıkabilir. Bak. Ya içinde niye geziyorsun ki yemeğin evi abi? Gözü doymuyor. Vallahi gözü doymuyor bak. Diğerleriyle paylaşamıyor. Bak önünde var şurada. Gidiyor onların oradakini yemeye çalışıyor. Bak diyorum bunlar sıkıntılı inanmıyorsunuz aha. Sıkıntılı vallahi billahi arkadaşlar. Bunlar doyduktan sonra kafeslerine çekelim de yemeklerini. Yoksa tavuklar talan eder. Bunlar şimdi hepsini yiyemez. Bugün ben içinde bitirirler. Abi. Yiyemez ben ya. Yaptım. Şu an yüze yok lezzeti şişer tamam. Çok ekmek koyduk ya. Bir de soğuturken daha az bir şey soğuk su ekledik üstüne hızlı soğusun diye arkadaşlar. O yüzden bayağı şişti. Aslanlarım benim maşallah size. Ah yarasın benim çocuklarıma. Baksana karınlar şimdiden şişti. Bak. Bu oğlum balon gibi olmuşsun daha. Nereye yiyeceksin? Ha? O dişi alan değil mi abi? Olsun. Ben erkek köpeğe kızım diyorum, kız köpeğe erkek diyorum yani oğlum diyorum. Ben de öyle bir adet var. He yarasın benim aslanlarıma maşallah. Artık bir dahakine de sıra arkadaşlar diğer evlatlarda. İstiyorsanız bir dahakine de onlara güzel bir ziyafet yaparım. Hatta tavuklara hiç ziyafet yapmadım Gökhan ya.
Oo, güzel bir yeşillik meşillik. Ne alalım tavuğa böyle çok seveceğim şey? Marul, havuç. Marul, havuç, başka salata, domates. Yeşillik çok, yani. He? Aynen. Yapalım mı onları? Sebze. Tamam. Faysal'a yaptık, köpeklere yaptık, kazlara, güvercinlere, tavuklara hiç yapmadım arkadaşlar. İstiyorsanız da bir dahakine hem onlara yaparız, hem diğer evlatlara yaparız, hem Faysal'ıma yaparız. Zaten Faysal'a bir yapasın var, uzun zamandır yapmıyoruz ya. Ya oğlum ne kadar yaramazsın, geç şuradakileri yesene be ilk be. Vallahi ben sinir oldum sana ya. Önündekini yemez, gidiyor onların önündekini yiyor. Bak o erkek olan. Aynen. Çok çok baskın. Şunu kuyruğuna baksana abi, maşallah. Maşallah benim bu oğlum. Şimdi arkadaşlar bu yavrularımızı sahiplendireceğim. İki tane erkek, bir tane dişi. Yerim Çanakkale'de. Sahiplenmek isteyenler gelip alabilir veya sahiplendirme ücretini, nakil ücretini karşılarlarsa Türkiye'nin 81 iline gönderebilirim arkadaşlar. İç parazitlerini yaptım, dış parazitlerini yaptım. Daha karma açılarına başlamadım. Sahiplenmeyi düşünenler ücret karşılığı sahiplendireceğim. Biliyorsunuz benim Kangal Ayı ile Raşan'ın yavrusu. Yavrular çok kaliteliler maşallah. Güzel de iri de yavru olacaklar. Çünkü Ayının boyu posu yerinde, Raşan'ın boyu posu yerinde, ikisinin de fiziği kusursuz. Zaten yavruları da keza aynı. Hepsi simit kuyruk, şunun bir duruşa baksana. Ateş ediyor yani. Daha bunlar daha ufacık oldukları için fizikleri oturmadı. Böyle düzenli bir şekilde ilgilenilse, tek başına ilgilenilse bunlara emin olun bunun iki katı da olur yani. Daha da gelişirler. Normalde hiç vermek istemiyorum. Özellikle bu üçlü tayfa çünkü yavrularım arasında ben hırçın köpeği biraz daha severim. Diğer yavrularım o kadar hırçın değil, biraz daha sakinler. Bunlar büyüdükleri zaman biraz hırçın olacaklar. O yüzden hiç vermek istemiyorum ama şimdi bunlar büyüdüğü dev gibi köpek olacaklar. Ayı da belli, Raşa da yani. Büyük köpek olacaklar. O yüzden de arkadaşlar sayı da çok arttırmak istemiyorum. Çünkü diğer yavrularımız da var, diğer köpekler de var. Sayı oldukça fazla. O yüzden sayıyı arttırmayı düşünmüyorum daha fazla. O yüzden sahiplendirmelerini yapacağım. Sahiplenmek isteyenler de Instagram adresim Tayfun Demirci TV. Oradan bana ulaşıp yazabilirsiniz. Oradan görüşürüz isteyen arkadaşlarla. Ondan sonra da isterseniz dediğim gibi ya gelip alırsınız ya ücretini karşılarsanız ben gönderirim. O şekilde sizlere yardımcı olabilirim. Şu yavruya baksana nasıl şişti maşallah baba. Yukarıdan çek, balon gibi oldular ha. Aslanlarım benim, yarasın bebeklerime. Bunlar Anadolu'nun öz evladı. Geleceğin efsaneleri arkadaşlar. Maşallah çocuklarım. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.